Şimdi peş peşe Aysunlar geldi. Evet. Dilek tutalım. 31 Mayıs. 31 Mayıs 1957. Küçük yaşta bir yakınınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bilmiyorum anne baba yaşıyor mu? İşte çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz. Bu yüzden siz bir mutlu bir mutsuz hayatınız boyunca ama yaşamla yaşamama arasındasınız. Siz beni anladınız. Ben öyle diyeyim. Çünkü hüzünlendim. Şu an hüzün kapladı. Kalben o kadar hassas bir bayansınız ki. O kadar verici bir insansınız ki. Arkadaşınızın annesi olmuşsunuz, kardeşinizin annesi olmuşsunuz, annenizin annesi olmuşsunuz. Yani beden herkese annelik yapıyor. Beden o kadar yorgun. Ve dediğim gibi mutlu ve mutsuzluk arasında. Şurası tümüs bölgesi. Sürekli buraya vuracaksınız. Ne diyorsunuz ki? Sonsuz mutluluğu ve huzuru kabul ediyorum. Hayattan keyif almayı biliyorum. Hayatta kahkaha atmayı biliyorum. Yaşamayı, keyifle yaşamayı biliyorum. Bunun için neler mümkün? Habire buraya vuracaksınız, tamam mı? 7 yaşında babasını kaybetmiş. Evet. Evet. Çünkü bir an sözün bittiği yer mi diyorum, nokta atışı. Belgin. Tüylerim diken diken oldu. Ama o kadar sesinden, enerjinden hissettim ki şu anda. Ya işte yaradana şükürler olsun. Gerçekten verdiği bu ilim için sonsuz sonsuz şükürler olsun. Gerçekten akıyor. Herkes şaşırıyor. Yine söylüyorum. Hiçbir ruhani varlık ya da şu bu yok. Öğrencilerime sistemi öğretiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki öğreti etkinlikleri düzenliyorum. 20-21 Temmuz'da da İstanbul'da, Türkiye'de İstanbul'da bir öğreti etkinliğim var. Hollanda'da da biz bunu yaşadık. Bir boksör delikanlımız geldi. İsmi Ömür, anne oğul geldiler, eğitim aldılar. Dedi ki ben hissedemem, ben öyle değilim. Bir de çocuğu bir gör, iri yarı. Tamam mı? Hani boylu, enine boyuna. Orada öğreti etkinliğinde ben hani sadece taşları değil, çünkü zihin, beden ve ruhun dengesini bozan, bedenimizde eksilen ya da fazlalaşan mineraller, bilinçaltı ve bedenimizin içerisindeki enerji aktivesinin dengesizliği, çakralarımızın blokajda oluşması ve elle tutulmayan, gözle görülmeyen enerji kalkanımız, auramızın yırtılmasıdır. 2 günlük öğreti etkinliğinde ben bunu öğretiyorum. Ve orada Ömür elden beden taraması yapıyor Arzu. Hı hı. Diyor ki başın ağrıyor, işte ağız içindeki dişte çürük var. Bakın. Ve kendi kendine şaşırıyor. Dönüyor. Bunu ben mi yapıyorum? Bunu ben mi yapıyorum diyor. Ya ben ama dişini diyor hissediyorum. Evet. İnanın Stone Şifa Biyoenerji olarak bunu zaten ben öğreti etkinliğimde veriyorum. Benim öğrencilerim de size baktıklarında babamı problem, annemi problem. Siz küçük yaşta anneyi mi kaybettiniz, babayı mı kaybettiniz? İşte hepsini biliyorlar. O yüzden bende farklı bir durum yok. Çok çalışıyorum. Hisler giderek çok arttı. Ve evet, çünkü mutlu mutsuzluk, ya bu yaşa kadar o kadar yoğun acılar yaşamış ki. Bak, tek olay 7 yaşında babanın gitmesi. Doğum senesi var, ölüm senesi var. Ama çocukken biz bunu kabul etmiyoruz ve isyan ediyoruz ya, neden gitti? Çünkü bir arkadaşın babasına sarılıyor ve senin boynun bükülüyor. Ve bu arada bilinçaltı burayı kaydediyor. Hayatta yaşıyorsun ya, her bir kişi bir erkeğe sarıldığında, bırak babayı, eşe bile sarıldığında senin yüreğin hopluyor ve mutsuz oluyorsun. Çekememezlik değil, sakın yanlış anlaşılmasın.
Çünkü oradaki sevgi gücü, hassasiyet. Çünkü hayatta sen evin babası oldun. Çünkü sen o anneye destek vermeye çalıştın. Bilinçaltı sadece yaşamak için bizi korumaya alır. Ama bu bir anda korkular oluşturur. Bir anda panik ataklar oluşturur. Bir anda bedeninin ağrılarını oluşturur. Ve ayaklarınız, beliniz, beden o kadar ağrıyor ki. Lütfen D3 vitamininizi ölçtürün. Kan taşı kullanabilirsiniz. Su çubuğumuzla, suyumuzun tadı nasıl? Yine harika değil mi? Çok güzel. İşte bu kadar. Su çubuğumuzla birlikte şöyle göstereceğim. Dumanlı kuarsı. Bakın su çubuğu. Ucu bor ve neodyum madeninden oluşur. Şişedeki sular %90'ı ölüdür, %10'u canlıdır. Şimdi Aysun Hanım bir sürahiye su çubuğunu koysa, hı hı, dumanlı kuarsı da içine koysa, hı hı, suyunu içmeye başladığı zaman su ne yapıyor? Canlanıyor zaten. Şimdi buradaki içteki hücreler, düşünsene tümüs bölgesindeki o serotonin hormonu, ölü bak şimdi. Hanımefendi hep yorgun. Şimdi ne yapacak? Bu sudaki o hücreler, canlanan su, o hücreye, serotonin hormonunun bulunduğu yere gidecek. Dumanlı kuarsında bir hayata verdiği bir sevinç, bağışıklık sistemi gücü var. Şimdi mesaj geldi, evet, Aysun Hanım'dan. Kendisi böbrek hastasıymış. Evet. Hani bunları kullanabilir. Kullanabilirsiniz. Böbrek hastasıysanız dumanlı kuarsın yanına bir de kehribar koyacaksınız. Tamam mı? Onunla alakalı da yine böyle bel kuşağı. Hayatınızdaki bakın yeni yaşama. Ama şunu unutmayacağız. Bak şuraya vuracağız. Böbreklere vuracağız. Tamam mı? EFT noktası deriz biz. Gir Google amcama. Google büyük kütüphane biliyorsun. Evet. Gir EFT noktaları neresi diye. Hemen oralara vuracaksın. Dediğim gibi su çubuğuyla canlanmış. Hatta D3 eksik demiştim. D3 de eksiktir. Şimdi bakıyoruz Arzucuğum. Hı hı. Bedenimizde bana geliyorlar. Diyorlar ki Belgin Hanım biz 5 senedir D3 ampul kullanıyoruz. Ve D3 vitaminimiz eksik. D3 de çok önemli. Kişi de eğer ki 5 sene 6 sene eksikse kişi kansere yakalanma olasılığı daha fazla yükseliyor. Önemli bir vitamin. Baktığımızda, araştırdığımızda D3'ün bedende tamamlanması için bedenimizdeki bor mineralinin dengede olması lazım. Bir kişide bor minerali dengede değilse D3 ampulünü değil 5 sene, 10 senede alsanız yükselmeyebilir. Yükselmeme özelliği var. Ve gelen danışanlarıma dayanarak konuşuyorum bunu. Su çubuğunun ucu zaten bor ve neodyum madenidir. Bor minerali bedene gelen bütün vitaminlerinin, bütün minerallerin bedene kolaylıkla yerleşmesini ve geçişini sağlar. Şifa olsun Aysun Hanım, sevgi olsun size inşallah ve oldu diyorum.